Vazgeçmeyenlerin hikayesi. Ampute futbol şampiyonası finalinde A milli takımımız İngiltere'yi 2-1 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa şampiyonası final maçında İngiltere'yi 2-1 yenen Türkiye şampiyon oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türkiye Futbol Oynuyor projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ay Yıldızlı ekip, şampiyonanın finalinde İngiltere ile karşılaştı. Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, 25. dakikada Ömer Güler Yüz'ün kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında iyi pas yapan Ay Yıldızlılar, 50. dakikada Westbrook'un golüne engel olamadı. Uzatma dakikalarında baskısını artıran Türkiye, 50+1. Dakikada Osman Çakmağ'ın golüyle öne geçti ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. 2-1 kazanılan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber büyük sevinç yaşayan Ay Yıldızlı futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı. Türk bayrağıyla beraber takım halinde tribünleri dolaşan milliler marş ve tezahüratlara eşlik etti. Milliler madalya ve kupalarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'ın elinden aldı. Türkiye'nin İngiltere ile oynadığı karşılaşmaya seyirciler büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 42 bin seyirci kapasiteli stadı tamamen dolduran Türk sporseverler bayrak ve marşlarla Ay Yıldızlılara destek verdi. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Kulüp Başkanları Fikret Orman ve Dursun Özbek de takip etti. Türkiye Milli Ampute Futbol takımımızı kısaca tanıyalım. Alican Kuruyamaç, trafik kazası sonucu sağ ayağını kaybetti. Fatih Karakuş, 5 yaşındayken elektrik çarpması sonucu kolu dirsekten kesildi. Mehmet Yunsur, tarlada çalışırken sol ayağını saman makinesine kaptırdı. Feyyaz Gözaçık, doğuştan sağ bacağı yok. Muhammed Yeğen, doğuştan bir bacağı kısa. Barış Telli, 5 yaşında futbol oynarken ayağının üzerinden araba geçti. Kemal Güleç, Şırnak'ta geçirdiği kazada ayağına taş düştü. Serkan Dereli, doğuştan sol ayağı yok. Fatih Şentürk, motosiklet kazasında sol ayağını kaybetti. Rahmi Özcan, doğuştan sağ bacağı yok. Ömer Güler Yüz, doğuştan sol ayağı kısa. Selim Karadağ, doğuştan sağ kolu kısa. Osman Çakmak, Şırnak'ta mayına basınca sol ayağını kaybetti. Bakan Bak, pes etmemenin en büyük örneği. Ay Yıldızlı bayrağımızı büyük bir gururla temsil ederek tüm Türkiye'yi sevince boğan Avrupa şampiyonu ampute milli takımımızı yürekten kutluyorum. Bu tarihi günde Türk halkına unutulmayacak bir zafer armağan eden ve yüreklerini ortaya koyarak mücadele eden kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizdeki milyonlarca gence pes etmemenin, azmin, takım oyununun en güzel örneklerini gösteren milli takımımızın gelecek yıllarda da böylesine tarihi zaferler kazanacağına yürekten inanıyorum. Bu büyük başarıda emeği geçen kocaman yürekli futbolcu kardeşlerime, teknik ekibe ve başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Vazgeçmeyenlerin hikayesi. Ampute futbol şampiyonası finalinde A milli takımımız İngiltere'yi 2-1 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Avrupa şampiyonası final maçında İngiltere'yi 2-1 yenen Türkiye şampiyon oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türkiye Futbol Oynuyor projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ay Yıldızlı ekip, şampiyonanın finalinde İngiltere ile karşılaştı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, 25. dakikada Ömer Güler Yüz'ün kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında iyi pas yapan Ay Yıldızlılar, 50. dakikada Westbrook'un golüne engel olamadı. Uzatma dakikalarında baskısını artıran Türkiye, 50+1. Dakikada Osman Çakmağ'ın golüyle öne geçti ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. 2-1 kazanılan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber büyük sevinç yaşayan Ay Yıldızlı futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı. Türk bayrağıyla beraber takım halinde tribünleri dolaşan milliler marş ve tezahüratlara eşlik etti. Milliler madalya ve kupalarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'ın elinden aldı. Türkiye'nin İngiltere ile oynadığı karşılaşmaya seyirciler büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 42 bin seyirci kapasiteli stadı tamamen dolduran Türk sporseverler bayrak ve marşlarla Ay Yıldızlılara destek verdi. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, kulüp başkanları Fikret Orman ve Dursun Özbek de takip etti. Türkiye Milli Ampute Futbol takımımızı kısaca tanıyalım. Alican Kuruyamaç, trafik kazası sonucu sağ ayağını kaybetti. Fatih Karakuş, 5 yaşındayken elektrik çarpması sonucu kolu dirsekten kesildi. Mehmet Yunsur, tarlada çalışırken sol ayağını saman makinesine kaptırdı. Feyyaz Gözaçık, doğuştan sağ bacağı yok. Muhammed Yeğen, doğuştan bir bacağı kısa. Barış Telli, 5 yaşında futbol oynarken ayağının üzerinden araba geçti. Kemal Güleç, Şırnak'ta geçirdiği kazada ayağına taş düştü. Serkan Dereli, doğuştan sol ayağı yok. Fatih Şentürk, motosiklet kazasında sol ayağını kaybetti. Rahmi Özcan, doğuştan sağ bacağı yok. Ömer Güler Yüz, doğuştan sol ayağı kısa. Selim Karadağ, doğuştan sağ kolu kısa. Osman Çakmak, Şırnak'ta mayına basınca sol ayağını kaybetti. Bakan Bak, pes etmemenin en büyük örneği. Ay Yıldızlı bayrağımızı büyük bir gururla temsil ederek tüm Türkiye'yi sevince boğan Avrupa şampiyonu ampute milli takımımızı yürekten kutluyorum. Bu tarihi günde Türk halkına unutulmayacak bir zafer armağan eden ve yüreklerini ortaya koyarak mücadele eden kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizdeki milyonlarca gence pes etmemenin, azmin, takım oyununun en güzel örneklerini gösteren milli takımımızın gelecek yıllarda da böylesine tarihi zaferler kazanacağına yürekten inanıyorum. Bu büyük başarıda emeği geçen kocaman yürekli futbolcu kardeşlerime, teknik ekibe ve başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Müzik